karşılaşması. Önce Fenerbahçe haberleriyle başlıyoruz. Fenerbahçe'de sakatlar var. İşte sakatların durumu. Fenerbahçe'de milli takımdan sakat dönen Caner Erkin'in tedavisi sürüyor. Takımla çalışmalara katılamayan Caner'in durumunun Trabzonspor'la oynanacak maça kadar düzelmesi beklenmiyor. Milli oyuncunun sağ ayağındaki şişlik kramponunu giymesine engel durumda. Sağlık ekibinin amacı ise bu ödemi alarak özel bir bandaj eşliğinde futbolcuyu sahaya sürebilmek. Antrenmanda sakatlanan Raul Meireles de sağlık ekibinin gündemindeki diğer isim. Portekizli oyuncunun tedavisi sürüyor. Ancak Meireles'in 2 haftadan önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Bruno Alves takımla çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli savunmacının görev verilmesi halinde Trabzon'da sahada olabileceği açıklandı. Sağ el bileğinde çatlak olan Gökhan Gönül'ün tedavisi ise devam ediyor. Deneyimli oyuncunun sakatlığı oynamasına engel oluşturmuyor. Egemen Korkmaz'ın ameliyat sonrası tedavisi sürerken bu oyuncu Almanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Egemen'in en az 1 ay sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli takımdan ağrıyla dönen Mehmet Topal ise takımla çalışmalarını sürdürüyor ve Trabzonspor maçında oynayabilecek. Belindeki spazm nedeniyle sağlık ekibi tarafından takip altında tutulan kaleci Mert Günoğan da iyi durumda olduğu ve eldiven giyebileceği bildirildi. Trabzonspor Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Oscar Cardozo'dan gelen haber moralleri yükseltti. Kulüp Genel Sekreteri Köksal Güney, durumu tam net olmasa da Paraguaylı futbolcunun pazar günü oynayabileceğini söyledi. Mustafa Yumlu'nun oynayamayacağını hatırlatan Güney, Bosingva'nın yetişmesinin de zor olduğunu bildirdi. Trabzonspor yöneticisi Cardozo için de muhtemelen oynayacak, tam net olmasa da bu maça yetişecek gözüyle bakıyoruz. Tedavisine devam ediliyor. Cardozo'nun yetişmesi için gerekli çalışmaları yaptık dedi. Bordo Mavili takım teknik direktör Vahit Halilozic yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Belkalem, Medyani, Yatabare ve Varis'le sakatlıkları süren Özer Hurmacı ile Deniz Yılmaz katılmadı. Mustafa Yumlu, Bosingva, Aykut Demir ve Cardozo takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdan dönen kaleci Onur Kıvraklı Yusuf Erdoğan takımla antrenman yaptı. Basına kapalı gerçekleşen çalışma öncesi teknik direktör Halil Odzic, 2 oyuncuyla kısa bir görüşme yaptı.